Evet. Devam ediyoruz kaldığımız yerden. While we do not know whether the continental Celts held the same beliefs. Kıtada, kıta Avrupa'sında yaşayan Keltler. Aynı inançlara sahip miydi değil miydi? Whether. Bunu bilmiyoruz. Bir yandan bunu bilmiyorken biz Evidence from classical writers emphasizes the importance they placed on eloqu eloquence. Şimdi diyor ki, buradaki while, oldu anlamında. Yani despite, rağmen. Şunu şunu bilmiyoruz fakat şunu şunu biliyoruz cümlesi. Neyi bilmiyoruz? While we do not know whether the continental cells have the same beliefs. Kıta, kıtada yaşayan kentler aynı inançlara mı sahipti? Bunu bilmiyoruz bilmiyorken Evidence from Classical Writers Klasik dönem yazarlarından elde ettiğimiz kanıtlara göre Evidence from Onların bıraktığı kanıtlara göre yani yazılı belgelere göre demek istiyor. Bu yazarlar ne yapıyormuş? Emphasizes, vurgularlar, altını çizerler. The importance they placed on eloquence. They burada kim? Keltler. Keltlerin belagata, güzel konuşma sanatına, etkili konuşma sanatına ne kadar önem verdiklerini vurgularlar diyor. Yani ne demek istiyor? Bu inanca o kentler sahip miydi kıtada yaşayan kentler sahip miydi bilmiyoruz. Tekrar ediyorum. Fakat klasik yazarlar diyor ki onlar yani o kentler de belagata büyük önem verirlermiş. Bakın. Importance ve place var burada. The importance they placed. Yani buradan hemen şunu çıkartın. To place importance demek bir şeye önem vermek, bir şeyi önemsemek demek. Hemen bunu buradan çıkartmanız gerekiyor. Özellikle başlangıç seviyesindeki arkadaşlar. Evet. Evet. Even after literacy was introduced. Bakın burada introduce kelimesinin diğer anlamlarına sözlükten lütfen bakın even after literacy was introduced. Yani okur yazarlık artık keltler arasında var olmaya başladıktan sonra bu bilgi onlar arasında yayılmaya başladıktan sonra it was not widespread. Yaygınlaşmadı. Yani keltler arasında okur yazarlık başladı fakat yaygınlaşmadı. Buradaki it ne? Literacy. Şu Even after literacy was introduced, it was not widespread. Yayılmamıştı. And extemporaneous composition of stories and poems continues. Uh, extemporaneous composition of stories and poems. Hikayelerin ve şiirlerin doğaçlama bir şekilde oluşturulması, yaratılması, kompoze edilmesi diye de kullanırız bazen dilimizde composition. Kompozisyon olarak kullandığımız kelime bu, bu bizim aslında ama compose bir sürü anlamı var sözlükten bakarsınız. Devam etti diyor. Yani okur yazarlık çok yayılmadı ve doğaçlama bir şekilde hikaye ve şiir üretimi, yaratımı devam etti hemen yazılı kültüre geçilmiyor doğal olarak. At the same time aynı zamanda works held in the oral tradition were written down. Works that held in oral tradition sözlü kültür içerisinde oluşturulan çalışmalar, eserler ne işte şiir, hikaye were written down yazıya geçirildi. So that Early Celtic literature was preserved, böylelikle erken e, Celt literatürü muhafaza edildi, korunmuş oldu, and passed along by a newly literate class ve korunarak passed along by a newly literate class yeni okur yazar olmuş bir sınıfa devredildi. Bırakıldı. Miras olarak bırakıldı. İki nokta üst üste koymuş. Kim bu? Yeni sınıf. The monks. Keşişler. Who in Christian times took the place of the bards of antiquity. Hristiyanlık zamanında yani Hristiyanlık kentler arasında yayılmaya başladığında took the place of the bards of antiquity. Antik dönemin ozanlarının yerini alan keşişler. Yani burada neyi görüyoruz? Kentler Hristiyanlığa geçtikten sonra keşişler antik dönemin ozanlarının yerini almışlar. Ireland which was spared the ravages of Roman invasion and therefore never developed artistic styles that imitated those of the con conquerors. is the source of the greatest number and variety of written sources with wales and britain trailing behind while little remains to tell us the myths of the continental south woo Kapı Beyime bu kadarcık hoş geldin dedim. Değerinizi bilin. Evet. Ne diyor? İrlanda diyor. Which was spared the ravages of Roman invasion. Bir dakika. Şu spare'e bir bakalım. Spare. Allah Allah. Ne demek istediğini anlamadım yahu. Spare the ravages. ravage yağmalamak, soymak evet falan filan. Göğüs geldi mi anlamında söylüyor acaba? Anlamadım ya. Ay buraya gerçekten takıldım. Which was spared derived ha mom tamam tamam. Şey Roma istilasının yağmalarından hani ortalığı harabeye çevirmesinden esirgenen İrlanda. Bakın cümleyi nasıl kurmuş ya. Which was spared the ravages of Roman invasion. Yani Roma istilasından kurtulmuş bir yer. Daha doğrusu Roma istilası sonucunda hani tahribata, yağmaya çok da uğramamış olan İrlanda ki böylelikle Therefore, never developed artistic styles ve böylelikle ve bu nedenle e, imitated those of the conquerors. Fatihlerin, Fatihleri, Fatihler kim? Romalılar. Fatihleri taklit eden sanat stilleri hiçbir zaman geliştirmemiş olan. Tamam mı? Therefore, yani Roma istilasının bazı yıkıcı etkilerinden uzak kalmış İrlanda ve böylelikle never developed artistic styles that imitated those of the conquerors is the source of the greatest number and variety of written sources ee, çok sayıda ve çeşitlilikte yazılı kaynakların kaynağıdır İrlanda diyor bu sebeple. Ireland is the source, kaynağıdır, of the greatest number and variety of written sources. Neyle birlikte? Wales, Galler and Britain trailing behind, while little remains to tell us the myths of the continental cells. Hmm. Evet, Galler ve Britanya ile birlikte ee, bu özelliğe sahipmiş. Little remains. Geriye çok az şey kaldı. To tell us the myths of the continental south. Kıta Avrupa'sında yaşayan Keltlerin mitlerine dair bize çok az şey kalmışken bir yandan diyor. Ya upuzun bir cümle kurmuş bir sürü de bilgi gömmüş içine. Metin okuma anlama çalışması olduğu için moda modla Türkçe'ye çevirmeye çalışmıyoruz. Ama Türkçeleştirirken bazen böyle çok anlatım bozukluklarına falan sebep oluyor bu. Bunu yazılı olarak çevirsek çok daha iyi çevirirdik. Neyse. Evet. Celtic Textual Sources. Keltlerin yazılı metinleri diyelim. Textual dediği burada text biliyorsunuz metin demek. Textual source yazılı metinleri. Written sources da diyebilirdi örneğin. For the earliest periods of celtic culture and for the continental celts into historical times uh, archaeologists must listen to the mute testimony of artifacts hmm. şimdi burada özne ne arkeologlar arkeologlar ne yapmalıymış must listen to the mute testimony of artifacts sanat eserlerini yani insanların elinden çıkmış her şeyin nesnelerin şahitliğini sessiz şahitliğine kulak vermelidir arkeologlar diyor. Arkeologlar must listen to dinlemelidir, kulak vermelidir. Sessiz şahitliğine bakın, sessiz şahitliğine sanat eserlerinin yahut nesnelerin ne için hangi dönemi kastediyor? For the earliest periods of Celtic culture. Kelt kültürünün erken dönemleri ve ayrıca kıta Avrupa'sında yaşayan kentlerin tarihleri ile ilgili olarak. Few texts exist from ancient Gaul. Antik Gallerden çok az sayıda yazılı metin kalmış. Few texts exist. Az sayıda metin vardır. From ancient Gaul. After Roman occupation, Roma istilasından sonra some became literate. Bazı Keltler okur yazar oldular. Yani bazıları az sayıda da olsa bazıları okuma yazma öğrenmişler. No doubt for economic and social advancement. Ee, elbette ekonomik ve sosyal ilerleme sebebiyle yahut bu bunun için buna ulaşmak için. From several of these literate cells, bu okur okuryaza, yazar okur bazıları we have inscriptions connected to religious practices. Ee, bu okur yazar kentlerin bazıları ile ilgili olarak diyor. Religious practices dini ibadetleriyle ilgili bazı metinlere inscriptions bazı metinlere, yazılara, belgelere sahibiz diyor written on rugged led tablets Durun bakalım bu neymiş? Rugged. Şey mi diyor acaba? Tam um, Türkçesi aklıma gelmiyor. Rugged. Ha tamam pütürlü demek istiyor. Pütürlü. Pürüzlü pürüzlü ha. E led tab tablets led Tablet tablet ne abi? Ben neymiş? Kurşun mu? Aa! Kurşun, kurşundan tablet yapmışlar, değil mi? Kurşun vallahi kurşun başka bir karşılık daha uygun bir karşılık yok. <laughs> Written on rugged pürüzlü kurşun tabletlere yazılı. The inscriptions yani kurşun yüzeyi pürüzlü tabletlere yazılmış inscriptions e, kitabe buradaki evet inscriptions burada kitabe çünkü ne diyor grave and cult sites kitabeler were found in graves and at cult sites mezarlarda ve kült alanlarında yani ritüellerin dini ritüellerin yapıldığı kült alanlarında e, alanlarından bu tarz tabletlere yazılmış kitabeler bulunmuş. Bak şimdi. Evet. Although short, kısa da olsalar bu tabletlerde yazılı olan şeyler. They reveal some information. Kısa olmalarına rağmen biraz bilgi ortaya çıkartırlar. Gün yüzüne çıkartırlar. Reveal information. Bir, bir bilgiyi ortaya çıkarmak. Gün yüzüne çıkarmak. Neymiş mesela bunlar? Names of gods. Tanrıların adları. Social rank. Toplum içerisindeki e, sınıflar diyelim. Family names. Sosyal statü hatta evet. E, yahut ünvanlar ve aile adları. About the people who inscribed and deposited them. Evet bu tabletleri yazan üstüne kazıyan yazıyı kazıyan yani ve onları koruyan kullanan insanlar hakkında bazı bilgiler ortaya çıkartır diyor. Among the insular cells. Insular neydi ya? Unutmuşum. Insular. Ha adada yaşayan tamam. Among the insular cells. Adada yaşayan kertler arasında the situation was dramatically different durum dramatik bir şekilde farklıydı diyor. Celtic languages continued to be spoken after the arrival of literacy. Kelt e, dilleri konuşulmaya devam edildi. Okur yazarlığın buraya varmasından sonra bak. Arrival of literacy. Okur yazarlığın buraya varışından sonra. Bu ne demek? Burada insanlar okur yazar olmaya başladıktan sonra da Kelt dilleri continue to be spoken. Konuşulmaya devam edildi. Tamam. Which in most cases was contemporaneous with Christianization. Çoğu örnekte Hristiyanlaşmayla tesadüfi bir şekilde bir arada yürümüş bu iş. Yani literacy, arrival of literacy var ya. Okuryazarlığın yayı yayılması which in most cases... Çoğu örnekte was contemporaneous yani e, önceden hesaplanmamış bir biçimde with christianization, hristiyanlaşmayla başa baş ilerlemiş. In Ireland many early poems and epics pek çok erken döneme ait pek çok early diyor yani oradaki early early times erken döneme ait pek çok şiir ve epik. Destan. Ki previously recited and memorized by the Bardic classes. Ozan. Bardic class. Ozan sınıfı. Dedem Korkut gibi minik minik adamlar düşünün. Bardic classes. Ee, yani İrlanda'da diyor. Bak İrlanda'da evvelce previously e, Ozan lar tarafından hafızaya kaydedilen, ezberlenen ve anlatılan erken döneme ait şiirler ve epikler, destanlar were written down by monks. Keşişler tarafından yazıya geçirildi. Rahipler, keşişler tarafından yazıya geçirildi. Who belong to the culture, whose works they were transcribing. Whose works they were transcribing transkribe ettikleri e, çalışmalara ne niye böyle bir cümle kurmuş? Ne kadar dolandırmış ya. Bu kültüre ait olan. Yani yine Kelt kültürüne ait olan. Who belong to the culture whose works they were transcribing. Transkribe ettikleri bu metinlerin ait olduğu kültüre ait olan keşişler. Çok dolandırmış. Kedi kapıda ağlıyor. Bir dakika. Gel oğlum. Gel. Gel. Niye ağlıyorsun? Evet. Şimdi bazı arkadaşlar bu ne biçim video? Bir ona kalkmışım, bir buna kalkmışım gibi yorumlar yazacaklar aşağı. Yazın ben de sizi bloklayayım. Neyse. In Wales the same thing occurred. Galler'de de aynı şey gerçekleşti. Although somewhat later. Biraz daha geç olsa da Galler'de de aynı şey gerçekleşti diyor. While the transcribers. Şu transcriber'ın da Türkçesini bulayım. Varsa tabii ben. Dur bakayım. Yazıcı katip olması lazım. Biz herhalde böyle diyoruz. Değil mi? Evet evet. Müstensih. Osmanlıcası aklıma geliyor. Tam Türkçesi Müstensih deriz biz, kopya eden. İstinsah eden yani. Müstensih desem anlayacak mısınız? Katip diyeyim, transcribersa tamam. While the transcribers, katipler may not have felt any temptation to propagandize against their Celtic ancestors. They may also have been uncomfortable with some of the values expressed in the stories they were writing down tam Yok. Katipler may not have felt any temptation to propagandize against the Celtic ancestors. Diyorlar ki yani Kelt ataları aleyhine propaganda yapmak için bir istek hissetmemiş olabilirler bu katipler. Fakat diğer yandan they may also have been uncomfortable with some of the values expressed in the stories they were writing down Fakat aynı zamanda huzursuz hissetmiş olabilirlermiş. Neyle ilgili olarak bak huzursuz hissetmiş olmak. May also have been uncomfortable. Huzursuz hissetmiş olabilirler. Neyle ilgili olarak some of the values expressed in the stories they were writing down. Yazıya geçirdikleri Hikayelerde ifade edilen bazı değerlerle ilgili huzursuz hissetmiş olabilirler. Niye? Çünkü bu adamlar Hristiyan olmuş. Monk bunlar, keşiş, rahip olmuşlar. Fakat pagan atalarından kalma hikayeleri, dolayısıyla pagan değerlerini içeren, pagan ahlak anlayışını içeren bazı hikayeleri yazıya geçiriyorlar. O da diyor ki, yani yazar da diyor ki huzursuz hissetmiş olabilirler bu konuda kendilerini. Bu bütün belgeler için geçerlidir bu arada. Especially when it comes to women, özellikle söz konusu kadınlar olduğunda the insular Celtic written sources adalı Keltlerin yazılı kaynakları must be read with care. dikkatle okunmalıdır. Must be read with care. dikkatle okunmalıdır. But compared to the works of their Roman enemies, fakat Romalı düşmanlarının çalışmalarıyla yazdıklarıyla kıyaslandığında The words of the Celtic storytellers, Celt hikaye anlatıcılarının kelimeleri offer complex and nuanced information about the society from which they sprang. Bu ofre ortaya koymak olarak düşünün. Kıyaslandığı zaman Romalı düşmanlarıyla kelt hikaye anlatıcılarının e, anlattıkları, e, içinden çıktıkları topluma dair karmaşık e, ve far, hani detaylara değinen bilgiler vermekteymiş yine de her şeye rağmen. Yani Roman enemies ne demek istiyor? Roman enemies çok daha taraflı bunlarla kıyaslandığı zaman. In some cases, bazı örneklerde, the works were transcribed in the original languages. Ee, hmm, bazı durumlarda, pardon, um, hikayeler orijinal dilleriyle dillerinde yazıya geçirildiler. Diyor. In a few cases. The language used was classical Latin, the language of the church. Ee, kısıtlı birkaç örnekte ise kullanılan dil Latince yani kilisenin diliydi. Yani çoğunlukla bu hikayeler orijinal dillerinde yani Kelt dillerinden birinde yazıya geçirilmişler. Daha az sayıda başka örnekte kilisenin dili olan Latince olarak kayda geçirilmiş. sources in celtic languages carry with them some of the values embedded and encoded in the words and structure, while latin and other tongues may occasionally convey different meanings than the original may have intended. Evet, bu yayınlara destek olan beyime bir kere daha huzurlarınızda teşekkürü borç biliyorum ve çilekten bir diş ısırıyorum. Belli bir kiliseyi kastediyor. Katolik kilisesini kastediyor. Ondan Church büyük yazılmış olmalı. Şimdi az önce orijinal dillerinde bazı hikayeler yazıya geçirildi. Bazıları da Latince geçirildi dedi ya. Şimdi bu hikayeler arasındaki value değerler anlamında bir farklılık olduğunu söylüyor. Sources in Celtic languages kelt dillerindeki kaynaklar carry with them beraber, beraberlerinde bir şey taşırlarmış. Ne taşıyorlar? Some of the values embedded and encoded in the words and structure. Ee, kelimelere ve hikaye yapısına structure'a gömülmüş ve encoded hani kodlanmış yani içine işlenmiş bazı değerler içerirken içerir. Diğer yandan Latin, Latince ve diğer dillerde yazılmış olanlar may occasionally convey different meanings. Yani ister istemez Orijinalinin ihtiva ettiğinden daha farklı anlamlar içerebilirler diyor. Farklı dillerde yazıldıkları için bu kaynaklar özellikle Latince olanlar asıl anlamından biraz saptırmış olabilir e, bahsedilen değerleri diyor. The greatest number of Celtic languages language texts are in Irish Which boasts the distinction of being Europe's third oldest literary language after Greek and Latin, uh, the greatest number of Celtic language, şey kelt dillerinden bir tanesinde man kelt dillerinde yazılmış en çok eser yani yazılı eser İrlandacaymış. The greatest number in Irish. Ki bu da şey İrlanda dilini Avrupa'nın Yunanca ve Latince'den sonra üçüncü en eski yazılı dili yapıyormuş. After Greek and Latin, Latince, Yunanca ve Latince'den sonra Avrupa'nın en eski üçüncü dili. Kediyi odanın dışına atmak zorundayım. Gürültü yapıyor. Pardon. bir anlamda ders işliyoruz. Kediler ve kutular. Evet. In addition to works of direct transcription of myths, mitlerin doğrudan yazıya geçirildiği bu çalışmalara ek olarak we have some early writings by celtic people themselves that reveal religious beliefs and practices we have some early writings bazı erken döneme ait buradaki early yine times anlamındaki early erken döneme ait bazı başka yazılara da sahibiz Uh, by Celtic people themselves. Kelt insanların hani bizzat Keltlerin yazdığı, onların elinden çıkmış yazılarmış bunlar. That reveal religious beliefs and practices. Dini inanışları ve ibadetleri ortaya çıkartan, bunlar hakkında bilgi veren yazılarmış bunlar. Ne gibi? Such as, örneğin, the geographical and historical works of the historian Nennius and the author Giraldus Cambrensis, Gerald of Wales. Hmm. Bunlar da örnekler. Ee, coğrafi ve tarih Nennius diye bir yazar varmış. Hem coğrafyacı hem tarihçi diyebiliriz. Coğraf, e, coğrafyaya ve tarihe dair çalışmalarıyla tarihçi Nennius ve de Giraldus Cambrensis'in yazarı... E, kim and the author? Ha pardon pardon. The author, Giraldus Cambrensis yazar, yazarın adı tabii ki. E, Gallerli Gerald ya da Gerald nasıl okunuyorsa artık. Yani bu iki kişiden de bazı şeyler kalmış. Bunlar da Celt peoples themselves. These are not necessarily free from bias, whether deliberate or not for authors can only write from their own perspective, which is necessarily limited. Diyor ki, These are not necessarily free from bias. Bu çalışmalar, yani zorunlu olarak illaki ön yargıdan uzak şeyler değiller. Hani bizzat kertler tarafından yazıldılar diye içlerinde ön yargı yoktur anlamına gelmiyor demek istiyor. Whether deliberate or not, kasıtlı olarak ya da olmayarak içerebilirler ön yargı diyor. İsteyerek veya istemeyerek. Buradaki for, since gibi, because gibi çünkü authors, yazarlar can only write from their own perspective çünkü yazarlar sadece kendi bakış açılarından yazabilirler ki which is necessarily limited ki. Ee, bu bakış açısı daima sınırlıdır demek istiyor. Texts were typically written on fragile material like vellum, made from sheepskin. Bak şimdi. Metinler, yazılar were typically, typically, typically e, tipik olarak genellikle fragile yani kolay yıpranan, kolay eskiyebilen maddelere yazılırlar diyor. Vellum neymiş? Koyun postundan yapılan vellum diye bir şey. Ne o? Bakalım. Parşömen. Wood. parşömen ya da parşömen taklidi kağıt deniyor. Koyun derisinden yaptıkları bir tür kağıtmış demek ki vellum. Or on ya buna yazıyorlarmış ya da ne yazıyorlarmış? Parchment made from plant fibers ya da şey bitki e, liflerinden yapılma parşömenlere yazıyorlarmış efendim. Unless such materials are carefully preserved, böylesi maddeler dikkatli bir şekilde muhafaza edilmediği müddetçe they can quickly deteriorate. Kolaylıkla yok olabilirler yani ortadan tamamen kalkabilirler. In addition, buna ek olarak the vigories of history including several centuries of Viking raids mean that some great works were lost to fire, water and other destruction. Bedri ne ya? Bedri. Bakayım. Aşırılık mı? Ha, önceden kestirilemeyen şeyler tabii evet doğru. Buna ek olarak diyor, hani bu malzemeler zaten kolayca yok olabilir. Buna ek olarak e tarihin öngörülemezliği doğrultusunda diyor. E, beklenmedik olaylar neticesinde diyor. Some great works were lost to fire, water and other destruction. E, bazı çalışmalar da yangın, hani sel baskınları demek istiyor yahut diğer doğal afetlerle ortadan kalkmışlardır diyor. Ki buna ne dahilmiş şey e, öngörülemez tarihin öngörülemez bazı olaylarına birkaç yüzyıl boyunca süren Viking akınları dahilmiş. Demek ki bu Viking akınları süresince pek çok belge yok oldu. Onu demek istiyor. It is impossible to know if other surviving texts may someday be unearthed and might change our view of Celtic past. Uh, if other surviving... Bugüne ulaşan diğer bazı yazılı belgeler, metinler, text bir gün gün yüzüne çıkacak mı bunu bilmek imkansızdır diyor. Su yüzüne çıkacak. If other surviving texts may someday be unearthed. Unearth. And might change our view of the Celtic past. Ve Celt geçmişine dair yaklaşımımızı değiştirebilecek mi? Bunu bilmek bugün imkansızdır diyor. Evet. Şimdilik burada bırakıyorum.